Merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Elimi böyle tutuyorum çünkü burada çok fazla rüzgar vardı bugün. O yüzden yaka mikrofonunu elime aldım. Şöyle tutuyorum ki rüzgar gelmesin, sesim bozulmasın. Zaten çok rüzgar olduğu için drone'u da kaldırmadım. Size 3 artı 1 ayrı mutfak bir villayı sunacağız. Bitişik nizam, kendine ait otoparkı garaj girişi var. Girişler aynı kapıdan, girişler müstakil değil ama tabii bir süre sonra o girişleri ayırırlar. Şuraya bir herhalde bir duvar veya tel bir şeyler yaparlar. Fiyatı 2 milyon lira ama sahibiyle görüştük. Sahibi dedi ki ben dedi ciddi pazarlık var dedi. Yani ciddi pazarlığım var. Eğer dedi müşteri ciddiyse dedi pazarlığa ben otururum dedi. İnsanlar da burada geziyorlar. Yabancı plakalı araçlar öyle evlere mevlere bakıyorlar. Biz de çekimlere devam ediyoruz. Tabii ki de ev alırken yanınızda bir emlakçının olması her zaman çok iyidir. Çünkü hele de bizim gibi burada senelerdir emlak işi yapan firmalar size pazarlık açısından diğer konular bakımından çok fazla yardımcı olur. O yüzden emlakçınızın olması daha iyi. Çünkü bakıyoruz bazı insanlar böyle tek başına geziyor. Tabii Didim'i ne belki de Didim'i biliyordur. Onu da bilemeyiz. Herkesin kararına saygımız var. Ejder'le birlikte Ejder ise bahçeyi özetliyor. Bahçesi gayet güzel, geniş. Barbeküsü var. Şurada barbeküsü var. Aynı zamanda burada da bir alan yaratmışlar. Burada kullandıkları da şu plastik şeylerden yaratmışlar. Bu zemin çok böyle yumuşak duruyor. Üstüne basıyorum. Gayet güzel. Şurada da bir ben bunu havuz zannettim. Dedim acaba buraya havuz mu yapacaklar sonradan? Yok, burası direkt bahçe olarak kalıyor. Havuz yok o yüzden, ama eğer isterseniz şu alana veya önünüzdeki alana da kendinize ait bir havuz yapabilirsiniz. Dediğim gibi hep 3 artı 1 ayrı mutfak. Ejder dışarıyı gösterdik. Bugün drone'umuz yoktu yanımızda. Bahçe kapısından giriş yapabiliyor muyuz Ejder? Bahçe kapısı kapalı herhalde. Bahçe kapısından giriş yapamıyoruz. Evet, Ejder'le birlikte biz dış kapıyı açmıştık. Sonra dış kapı rüzgardan dolayı kapanmış. Allah'tan mutfak kapısı açıktı, yoksa mutfak kapısını açmıştık, panjurunu da yarım açmıştık. İyi ki öyle yapmışız, yoksa dışarıda kalacaktık. Ben artık yaka mikrofonunu şöyle yakama takayım ve biz videoyu devam edelim. Gördüğünüz gibi küçük ama modern bir mutfağı var. Bu gördüğünüz yeni nesil şu tuttuğumuz yerleri artık eskiden nasıldı mesela kutuları olurdu, artık kutuları yok. Bunlar artık modern mutfak diyorlar. Böyle gri. Grinin tonları var. Beyaz renkler tercih edilmiş. Parlıyor etraf. Yeni tip mutfaklar. Evet, işte orayı gösterdiysen gel koridoru gösterelim. Ev tam yeni bittiği için biraz işçilerin ve hani yapanların bıraktığı biraz kir var. Onları toplayacaklar, temizleyecekler ama biz dayanamadık. Çünkü biz geçen hafta da gelmiştik buraya benle Ejder. İşte abi bize dediler ki işte mutfak falan takılmadı. Biz de bekledik, geldik. Ejder size şu an koridor holünü gösteriyor ve biz de 120 santimlik salon kapımızdan, Amerikan kapıdan salonumuza girdik. Salonda da biraz eşya, malzemeler falan var. O da evimiz yeni bittiğindendir. Burası sıfır, sıfır bir villadır. Fiyatı dediğim gibi girişte de söyledim. 2 milyon TL, 2 milyon Türk lirası. Ama buranın ciddi de bir pazarlığı var. Hani ciddi bir pazarlığı var derken hani öyle 1 milyon olmaz, 1,5 milyon olmaz. Ama diğer türlerde bir fiyatlarda bir satışı var. Bitişik nizam çünkü, ama odaların metrekaresi gayet büyük. Biz panjurları kaldırmadık. Panjurları var zaten, artık panjurlar yerinde, klasik oldu. Daha yapılacak birkaç küçük eksikleri falan filan var. Onlar hani son dokunuşları, onlar da yapılır. Ejder size şu an salonu özetledi. Fazla biz konuşmayalım Ejder. Gösterelim, devam edelim. Gösterelim, devam edelim. Zaten ben açıklama kısmına, bazen de yorum kısmına bizim iletişim numaramızı bırakıyorum. Oradan da amcamla görüşüyorsunuz. O da size zaten tüm detaylı bilgileri hepsini size verir. Çelik kapımız var. Çelik 100 santimlik bir çelik kapımız var. Ondan sonra merdiven holünden, merdivenden yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Ejder de beni takip ediyor. Burada duralım. Şu an ikinci kattayız. Aşağı katta VC gördün mü Ejder? Aşağı katta VC yoktu değil mi? Aşağı katta VC yoktu. Bu belki sevmeyebilirsiniz bunu. Şimdi burada bir banyo vereceğimiz var. Büyük bir banyo vereceğimiz var. Burayı özetleyelim. Önce banyo vereceğinden başlayalım. Çünkü alt tarafta banyo vereceği yoktu. Gördüğünüz gibi kombiniz, duşakabiniz. Bu da gayet modern renkleri seçilmiş. Gayet güzel. Para harcamış yani bu banyo vereceği. Güzel. Metrekaresi de iyi. Şimdi burada 3 tane oda var. Bir ejderin durduğu yerde var. Bir burada var. Bir burada var. Ben bu odadan başlayacağım. Sonra bu odayı göstereceğim. Sonra diğer odayı göstereceğim. Gel Ejder. Bu odanın güzel yanı şu.
Kendine ait balkonu var. Balkonu size göstermeyeceğim. Çok fazla rüzgar var. Ama balkonun olduğunu bilin. Zaten dış çekimde görmüşsünüzdür balkonun olduğunu. Bir yaklaşık 7-8 metrekare balkonu var. Bu oda da 21-22 metrekare. Ben mimarlık öğrencisiyim. Bazen böyle metrekareleri tutturabiliyorum. Bana burası yaklaşık 21-22 metrekare geldi. Burası küçük bir oda. Buranın metrekaresini ben de beğenmedim. Bu niye açılmıyor? Açıldı. Açıldığı gibi çok fena rüzgar geldi. Ama bu balkon ne yapılabilir? Hani eğer tabii uğraşmak isterseniz bir süre sonra bu duvarı yıkarsanız balkon ekleme yaparsınız. Çünkü eğer balkonu da eklerseniz buranın da kendine ait balkonu var. Bu oda şey olarak kullanılabilir, yani normal oda olarak kullanılabilir. Ama eğer burada az kişi yaşayacaksanız, mesela burası herhalde 3 artı 1 miydi Ejder? 3 artı 1 üst katı var mı? Yeni yapmayacağım. Buraya sonradan ekleme falan yaparlar o zaman. Herhalde ileride 4 artı 1 olur. Burası 3 artı 1 ya, orayı laundry room olarak kullanabilirsiniz. Çamaşır odası falan kullanabilirsiniz de balkona bakıyor ya. Küçük bir oda çünkü. Burası da ikinci oda. Buranın da metrekaresi iyi. Burası da oda olarak kullanılabilir. Bir yanda kullanılabilir. Herhalde ileride de bir de çatıyı açarlar değil mi Ejder? Çatıyı açarlarsa bir de yukarıda da bir oda olur. Evimizi biz size özetledik. Odaları büyük ama bir odası küçük, ama onun da açıldığı balkon da çok büyük. Balkonla birleştirirseniz orada büyük bir oda elde edersiniz. Size 3 oda, bir banyo WC gösterdik. Bir salon, bir ayrı mutfak gösterdik. Evimizin fiyatı 2 milyon TL. Ama dediğim gibi ciddi bir pazarlığı var. Değil mi Ejder? Yani iyi bir pazarlığı var. Gelen müşteri gelip oturursa gerçekten güzel bir indirim yapacağını söyledi sahibi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.